dostlarım iyi akşamlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bir canlı yayında daha beraberiz. Çok mutluyum sizlerle birlikte olduğuma. Bugün yeni bir sayfa açıyoruz. Rabbin size gönderdiği mesajlar, onun size gönderdiği sözler var ve bugünden itibaren ben diliyorum ki hepiniz için dua ediyorum ki Rab hayatınıza yeni bir sayfa açsın. Bugün o yeni sayfanın başlangıcı olsun, ilk sayfası da açsın bugün kalbinizde, hayatınızda, kaderinizde, bundan sonraki yaşamınızda yepyeni bir sayfa açsın hayatınızda. Ben bunun için dua ediyorum bugün sizler için. Telefonlarımız açık, canlı yayındayız. Eğer mucizeye ihtiyacınız varsa, eğer Rabbin gücüne ihtiyacınız varsa hayatınızda, kutsal ruhla olmak istiyorsanız ya da bugün Gerçekten yeniden doğmak istiyorsanız, kalbinize İsa Mesih'i davet etmek istiyorsanız, Doktor İsa Mesih'i, mucize veren gücü olan Rab İsa Mesih'i davet etmek istiyorsanız arayın bugün. Bugün yeni bir sayfa açın hayatınızda, yepyeni bir sayfa açın. Rab sizi, belki hiç gülmüyorsunuz son zamanlarda, son yıllarda, sevinciyle Rab doldursun, donatsın. E, mesajıma başlamadan önce sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün elçilerin işleri e, kitabına başlıyoruz kutsal kitabın yeni anlaşmanın elçilerin işleri çok çok güçlü kutsal ruhun gücünü nasıl ilk kilisenin ilk İsa Mesih'in öğrencilerinin kullandığını ve sergilediğini tanıklıklarında her yerde gösterdiklerini görüyoruz ve bunun için sizler için dua edeceğim sizlerin hayatında kutsal ruhun etkinliğini gücünü göstermesi için dua edeceğim özellikle eğer bugün kendinizi güçsüz hissediyorsanız ama ona gelmeden önce elçilerin işlerine başlamadan önce sizinle şunu paylaşmak istiyorum. Son zamanlarda o kadar çok e, mektup alıyorum ki o kadar çok Facebook'tan yazı alıyorum ve her insanlar diyorlar ki intiharın eşindeyim. E, lütfen benim için Işık abla dua et. İntihar etmek istiyorum. Bu hayattan hiçbir zevk almıyorum. Son derece mutsuzum. Son derece e, hayatımı hayatımın değişmeyeceğine inanıyorum. Hiçbir şey iyiye gitmiyor. Hep kötüye gidiyor her şey. Ve adaletsizlik görüyorum bu dünyada. Ve hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimin acizliğini yaşadığım için artık bıktım hayattan. Pes ettim. Ve ben bugün size diyorum ki belki bugün siz beni ilk defa duyuyor olabilirsiniz. Belki intiharın eşiğindesiniz. Ben de sürekli intihar duygusuyla yaşadım bir dönem. Yaşamdan hiçbir şekilde zevk almadığım sevinç, umut hiçbir şey yoktu ve bu son zamanlarda aldığım bu mektuplardan, yazılardan dolayı özellikle gittiğim konferanslarda gençlere sesleniyorum. İntiharın eşiğinde olan, kollarını bileklerini kesen, jiletleyen, hayattan nefret eden, kendilerinden nefret eden, anne babalarından nefret eden. O kadar çok aynı zamanda cinlerin, şeytani güçlerin etkisi altında yaşayan insanlar var ki ve bu iblisin bir tuzağı ben bunu size söylemek istiyorum sizin kulağınıza fısıltıyor diyor ki hiç umut yok. İntiharın araştırıyorum konuşuyorum insanlarla intiharın en büyük sebebi umutsuzluk yarın bugünden daha iyi olmayacak inancı bu bir inanç bu da bir iman imanınızı buna koyuyorsunuz intiharın eşiğinde olduğunuz zaman diyorsunuz ki hiçbir şey değişmeyecek pes ediyorum pes ediyorum bu hayatta başarılı olamadım bu kadar. Benden bu kadar diyorsunuz. Ve ben bugün iblisin bu zincirini hayatınızda bu anlaşmasını kırmak için geldim. Ve ben size diyorum ki umut var. Eğer Rabbe umudunuzu bağlarsanız, eğer iman ederseniz doğru şeye İblise değil, iblisin yalanlarına değil. Hayatınızda umut var. Yarınınız, belki belki yarını, gelecek haftanız, belki gelecek ayınız bugünden daha iyi olacak. Niye biliyor musunuz? Çünkü Tanrı sevgi Tanrısı. Çünkü sizi yaratan beni çok iyi dinle. Senin için planlarım var diyor. Senin için iyi tasarılarım var diyor. Ama senin yapman gereken bugün ona dönmek, umudunu Rabb'e bağlamak. İblis'in sözlerine değil. Ve ben bugün diyorum ki eğer siz depresyondaysanız, eğer siz intihar eşiğindeyseniz Rab size konuşsun kalbinize bugün kutsal ruhuyla. Sizin için planları var. Seviliyorsunuz. Rabbin Tanrı'nın umurundasınız. Sizi yaradan Allah sizi düşünüyor. Sizin hayatınızı daha iyi yönde değiştirmek istiyor sevgili dostlarım. Vazgeçmeyin, pes etmeyin. Bakın ben de pes edeceğim gün, ben de hayattan umudumu kesmiş olduğum gün İsa Mesih bana göründü. İsa Mesih bana fiziksel olarak değil ruhani olarak varlığını hissettirdi. Ve benim hayatımı değiştirdi. Nasıl açıklayabilirsiniz? Bir kadın intiharın eşiğindeyken bir dakika sonra Rabbin varlığını, onun gücünü hissederek tamamıyla bambaşka bir insan oluyor. Sevinçle dolu, sevgiyle dolu, tamamıyla umutla dolu bir insan oluyor. Ve bugün bu insan, bu kişi siz olabilirsiniz. Umudunuzu yitirmeyin. Belki bir sorunu beş senedir. Çünkü insan çok çektiği zaman diyorsunuz ki belli bir zaman sonra bu bitmeyecek. Ama ben bugün diyorum ki bu bitmeyecek, düzelmeyecek, geçmeyecek dediğiniz ses sizin sesiniz dahi değil. İblis insana herkese hepimize birinci tekiş şahıs ağzından sanki sizin kendi sesinizmiş gibi konuşabilir. Bu yüzden çok dikkat edin. Bazen kendi kendinize söylüyormuşsunuz, telkinde bulunuyormuşsunuz zannediyorsunuz ama konuşan size sizin sesinizle iblis işte tehlikeli olan bu. Hangi sesi dinlediğiniz daha önce böyle bir programım vardı. E, hangi sesi dinlediğiniz çok önemli. Bugün Tanrı'nın sevgi, umut, Size yar, güzel bir yarın tasarlayan sesini dinleyin Benim sizin için duam bu Ve bırakın bu intihar düşüncesini kırıyorum üzerinizden Bu intihar ruhunu İsa Mesih'in adıyla Benimle beraber amin deyin Ve arayın programı Telefonları görüyorsunuz ekranlarınızda Arayın beraber dua edelim Hayatınızın değişmesi için Beraber dua edelim yeniden doğmanız için. Beraber dua edelim iblisin lanetinin bugün üzerinizden kırılması için. Bu lanetin kalkması lazım. Lanet var üzerinizde. Sadece sizin üzerinizde değil, bütün ailenizin nesillerden nesillere gelmiş üzerinizde lanet var. Bu lanetin bugün ölüm ruhunun, cinayet ruhunun, depresyon ruhunun, bütün bu hastalık hastalığı ruhunun üzerinizden kırılması, huzursuzluk ruhunun üstünüzdenurulması kırılması lazım. Eğer cinlerin etkisi altındaysanız, bunu hissediyorsanız bugün arayın. Bugün sizin kurtuluş, özgürlük gününüz olsun İsa Mesih'in diri adıyla sevgili dostlarım. Bakalım ayetler ne söylüyor? Birinci bölüm elçilerin işlerinden başlıyoruz. Ne kadar güzel. Önce diyor ki ey Teofilos. Teofilos e, Rab aşığı demek. Teofilos hak aşığı diyelim bizim dilimizden anlayacağınız şekilde söylüyorum. Ama Rab aşığı, Tanrı aşığı demek. Tanrı'nın peşinden giden adam. Eğer bir kişiye aşıksanız ne olur biliyor musunuz? Hep o kişiyle beraber olmak istersiniz. Bütün zamanınızı, her dakikanızı o insanla beraber geçirmek istersiniz. Sevdiğiniz, aşık olduğunuz. Teofilos bu demek. Rab aşığı. Düşünün eğer Rab aşığısanız, ben Rab beni Rab aşığı yapıyor, yapıyor. Zamanınızı, her şeyinizi, bütün vaktinizi, bütün gözünüzü, gönlünüzü, her şeyinizi onunla geçirmek istersiniz. Bugün ben sizin için bunu dua ediyorum. Rab aşığı olun. Belki İsa Mesih'in takipçisisiniz, öğrencisisiniz ama daha onun aşığı değilsiniz. Daha aşık değilsiniz ona. Ben bunu dua ediyorum bugünden itibaren. Aşık olun ona. O kadar sevin ki Rabbi bütün yüreğinizle, bütün kalbinizle, bütün varlığınızla, her şeyinizle, her şeyinizle o kadar sevin ki Rabbi. Ve bu Sevgi, sevinç veren bir sevgi. Bu sevgi, umut veren bir sevgi. Bu sevgi, güçlü bir sevgi. Güç veriyor size. Kutsal ruhun gücünü getiren bir sevgi. Ve devam ediyor. Ee, i̇lk kitabımda İsa'nın yapıp öğretmeye başladığı her şeyi seçmiş olduğu elçilere kutsal ruh aracılığıyla buyruklar verip yukarı alındığı güne dek olanları yazmıştım. Bu kitabı yazan şahıs Doktor Luka. Kendisi doktor, e, aynı zamanda Müjde'nin dört kitabından birisinin yazarı kendisi. Tabii ki kendisi yazmıyor. Biz hepimiz Tanrı'nın elinde birer kalemiz. Rab bizi kutsal ruhuyla, biz ona adanmışlık ruhuyla bağlandığımız zaman, biz ona bütün varlığımızla, bütün her şeyimizle kendimizi verdiğimiz zaman, Rab bizi elinde sanki bir kalem gibi kullanıyor. Tarihi yazıyor bizimle. İnsanların hayatını değiştiriyor bizi kullanarak. Ama değiştiren o. Bizse onun elinde birer kalemiz. Bizse onun sadece elinde kullandığı birer aracız, hizmetkarız. Onun için her zaman ne kadar büyük işler bizim aracılığımızda Tanrı yaparsa yapsın. Biz demeliyiz ki bunu yapan Tanrı ama beni kullandığı için ben ona hamd ediyorum. Ben ona yücelik, övgüler sunuyorum. Çünkü bunların hepsini yapan, bütün güzellikleri hayatımızda yapan ayet diyor ki bütün güzel ve iyi hediyeler Tanrı'dandır. Bütün bunlar Tanrı'dan gelir. Ve ben bugün diyorum ki siz şifanızı alın bugün. Dua ediyorum hepiniz için ama bilin ki o şifayı veren Işık abla değil İsa Mesih. O şifayı size veren, o bu bucizeyi size verecek olan İsa Mesih. Ve Luka yazıyor tabii doktor olduğu için son derece detaylara eğilimi olan, detayları yazmakta yeteneği olan bir kişi. Ve burada da Elçilerin İşleri kitabında bize ilk İsa'nın göğe alındıktan sonra alınması ve alındıktan sonra nasıl kilise topluluklarının o zamanki ah keşke dua ediyorum Türkiye'deki dua ediyorum dünyanın her yerindeki kiliseler elçilerin işlerindeki gibi olsa göreceğiz öyle tatlı öyle harika şeyler okuyacağız ki burada. Ben bugün hepiniz için özellikle İsa Mesih'in öğrencileri için bunu dua ediyorum. Kıskançlığın, kinin, öfkenin, nefretin, affetmemenin olmadığı bir topluluktan bahsedeceğim size ve bu topluluğun nasıl bereketli, nasıl güzel olduğundan bahsedeceğim. Benim bahsım tamamıyla Rabbin sözünün üzerine kurulu. Ve e, İsa ölüm acısını çektikten sonra birçok inandırıcı kanıtlarla elçilere dirilmiş olduğunu gösterdi. Çünkü İsa ölümü yendi. Siz de aradığınız zaman onu kalbinize davet ettiğiniz zaman İsa Mesih'i bir dua ile tövbe ederek ne oluyor biliyor musunuz? Siz de ölümü yenmiş oluyorsunuz. Eğer içinizde ölüm korkusuyla yaşayanınız varsa arayın. Beraber dua edelim. Çünkü İsa Mesih ölümü yendi. O çarmıha gerildikten sonra 3 gün sonra dirildi ve kendisine inananlara da bu buna inananlara da ölümsüzlük sözü verdi ve ben bugün sizin için dua ediyorum. Bugün sizin kurtuluş gününüz olsun. Neden kurtuluş? Ölümden. Neden kurtuluş? Tanrı'nın ceza gününden, yargı gününden kurtuluş gününüz olsun bugün. Ve devam ediyorum. 40 gün süreyle onlara görünerek Tanrı'nın egemenliği hakkında konuştu. İsa 40 gün boyunca konuşuyor. 40 gün boyunca konuşuyor. Görünüyor öğrencilerine, 500'den fazla kişiye görünüyor varlığını. Onlarla yiyor. Onlara e, öğretiyor. Onlarla beraber oluyor. Ölümden dirildikten sonra. Göğe alınmadan önce. Demek ki bunu iş, elçilerin işlerinden okuyoruz. Şu anda arayan bir izleyicimiz var. Veli Bey arıyor. Kendisine bağlanıyorum. Alo. Alo. Alo Veli Bey. Hayırlı akşamlar. Işıl i̇yi, i̇yi, akşamlar. Nasılsınız? Tamam. Hiç görüşemiyorum. Işıl ne diyorsun sana Veli Bey küsmedim ama sürekli arıyorsun. Kaç senedir arıyorsun? Hala İsa Mesih'i kalbine davet etmedin. Ee, ve hala onun mucizelerini istiyorsun. Ben onun için, senin için dua ediyorum. Senin bugün doğum günün olsun Veli Bey. Bugün senin doğum günün. Artık bu inatçılığı bırak Veli Bey. <laughs> Canım benim. <laughs> ama telefonumu kesme Allah aşkına. Hayır Olsun, Hemen kesmiyorum. Kesmiyorum ama bak beni dinle. Sen ne zaman ben yeniden de. doğacaksın? Ne zaman tövbe ben edip mi? İsa Mesih'i kalbine davet edeceksin duayla? Zaten kalbimde olmaz yaşaramam ki. Hayır hayır hayır. Senin bunu ağzınla söylemen, herkesin önünde kalbine İsa Mesih'i davet etmen lazım. Bunu yapma. Ben seni çok seviyorum Veli Bey. Senin eşini de seviyorum. Seni seviyorum. Senin için dua da ediyorum ama senin bir gün karar vermen lazım. Senin artık bu ben, benim içimde yaşıyor. İşte ben ona inanıyorum. Hayır. Hayır. Artık bunu bir gün ciddi bir biçimde ben öldükten sonra ne olacak? Ben nereye gideceğim? Artık bunları ben senin sorgulamanı istiyorum Veli Bey. Ben nereye gideceğim? Cehenneme mi gideceğim? Yerim hazır mı? Ne yapacağım Hayır ben hayır hayır ben? bak bak bak. Benim görevim değil kimseye cehenneme mi cennete mi gideceğini söylemek. <laughs> Ama benim görevim seninle dua edip senin kalbine İsa Mesih'i çağırman ve tövbe etmen. En azından ben görevimi yapmış olacağım. Ondan sonrası sana ait. Kurban olduğum bak. Canım kurban olma bana. Bak bak bir dakika ben. Ya, sen bak. beni dinle. Sen bana kurban ne olma. Olsun, Niye biliyor bir musun? ne olsun? Bir şey, bir daha bir saniye. Dinle hayır sen beni dinle bugün. Ben evet, sana diyorum ki olma. İsa Mesih benim için kurban oldu. İsa Mesih senin için kurban oldu. Bizim birbirimiz için kurban olmamıza gerek yok. Söyle bakalım ne söyleyeceksin? Ya ben kimsenin malını çalmıyorum. Ha. Adamını öldürmüyorum. Kimseye bir zulüm yapmıyorum. Kardeşim ben ne yapayım? Kurban olayım Allah'ıma. Ne yapayım ben benim. Canım. canım benim bak biz iyi işlerimizle Rabbin huzuruna gidemeyeceğiz. Çünkü hepimiz o insanları belki çalmıyorsun, çırpmıyorsun, öldürmüyorsun. Ama hepimiz günahkarız ve kimse ki kendisini kurtaramayacak. Eyvallah ben kendimi ben erkeğim peygamberim demiyorum ki bu dünyanın kulu benim belki. Canım peki. Peki sen söyle bakalım niye aradın bugün? Söyle ne, niye aradın? Benim de ya böyle ben tartışmak de için de mi aradın? Var. Hanımı rahatsız biliyorsun. Hanımı rahatsız. Bacaklarına rahatsız. Benim de bir derdim var. Altı aydır kulağımda bir çıngama var. Hiç gitmiyor. Ha, o çınlama acaba nereden geliyor? Kim senin ka ka kapını çalıyor acaba? Bilmiyorum bana. Bilmiyorum. Ben, ben, ben diyorum ki Rab göstersin sana kim <laughs> acaba kulağını çınlatan, seni adınla çağıran kim acaba? İnsanlara zulüm eden, Aa. hayvanı öldüren insanlar Türk gibi bizde her şey bizim oluyor. Ben ne yapayım ben? Her ne şey... Allah'ım yarabbim. Bak biliyorum senin nasıl hissettiğini. Ben şimdi senin için dua edeceğim. E, karın için de dua edeceğim. Mucize Allah'ın ya için. Yavaş sen bana razı mı edeceksin? Allah şuna, bir şey ödemeyeceğim. Ay bana Yanmen böyle bağırıp bağırıp durma. Şşş dinle beni bir kere. Böyle bağırma bana. Biraz, biraz sesini <laughs> dur. Ba senin için dua edeceğim diyorum. Niye ki de bir şikayet edip ona ses söyleniyorsun? İşte buna ne zaman geleceğim? Ne olur? Geliyorum. Gel bak geleceğim ya. senin de elini öpeceğim. Ge sana da haber vereceğim. Telefon numaran var bizde. Şimdi bak sen beni... Bak şimdi sen şikayet edin. Ya edip... ne yapayım bunlar oluyor ben affet ne olursun ya. Veli Bey. Ya konuşma kendim öyle benim ne Veli Bey, ben? Veli Bey beni dinle bak artık söylenmeye şikayeti bırak. Ben sana bir dua edeyim de mucize ne al. Ne diyorum. Ve bak bir şey söyleyeceğim. Bugün dua ediyorum evet. bu senin için sana söylüyorum. Senin ve hanımın için son dua edişim. Bundan sonraki duam senin için edeceğim dua İsa Mesih'i kalbine davet edip tövbe duası olacak. Boyuna kalbinde ben hep Sol tarafımda şey. Tamam 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 ben karışmıyorum senin Allahla aranda olan ilişkiye. Şimdi benim de gözlerini kapa şöyle. Tamam kapa diyorum. Canım benim. Yüce Rabbim, senin huzuruna geldik İsa Mesih. Senden bu sana benim kalbimde İsa Mesih diyen ama tamamıyla sana adanmamış olan bu iki tane kulu senin sana getiriyorum, seni huzuruna getiriyorum ve bugün dua ediyorum onların şifa alması için. Sen ya Rabbim sana iman etmemiş olanlara dahi şifa verdin ama o şifanın kalıcı olması için onların tamamıyla sana umutlarını ve imanlarını bağlamaları gerekiyor. Ve ben bugün dua ediyorum bugün onlara şifa ver. Ve bugün onlara şifa verirken aynı zamanda varlığını ve gerçek kimliğini göster ya Rabbim. Bunun için dua ediyorum. Çok şifaya ihtiyaçları var. İsa Mesih'in diri adıyla senin diri anına şu anda senin mucizevi şifa veren gücünü Veli Bey'in ve hanımının üzerine diliyorum. Lütfen ya Rabbim duamı kabul et. Ama bu e, hastalıktan kurtuluşları aynı zamanda karanlıktan kurtuluşları olsun. İsa Mesih'in diri adıyla. Amin. Hoşça kal. Hoşça kal. Alo. Aa, sevgili dostlarım. Görüyorsunuz biz istiyoruz bereketleri. Rabbimiz'e bize bereket vermesini istiyoruz. Ama onun karşılığında Tanrı'ya kalbimizi vermek istemiyoruz. Rab'den çok istediğimiz şeyler var. Listemiz çok uzun. Ama onun bizden istediği bir tek şey var. O istediği bir tek şey ne biliyor musunuz? Kalbimiz bugün sizin ve benim kalbimi istiyor. Sizin ve bizim kalbimize, benim kalbime taht kurmak istiyor. Hepimiz için istediği tek bir şey var. Ve kalbinizin bir köşesini istemiyor. Aklınızın bir kenarında inanıyorum. Ben imanlıyım. İşte çalmadım, çırpmadım, adam öldürmedim ya ben bir şey yapmadım. Ben niye cehenneme gideyim? Bu safsataları bırakın. Rab bizden adanmışlık istiyor. Rab bizim kalbimizin, gönlümüzün, aklımızın, varlığımızın, bütün vücudumuzun her hücresini istiyor. Bu kadar basit. Bu adanmışlık. Bu adanmışlık ruhuyla yaşamak. Fakat pek çoğunuz bir ayağınız dünyada, dünyevi işlerde. E ne yapalım? Işık abla etten kemikten yaratılmışız. Hayır fazlasıyla dünyevi işlerde. Artık böyle bataklığa girmiş gibi bir ayağınız. Öbür ayağınızda inanıyorum iyi bir insanım adam öldürmedim şunu yapmadım bunu yapmadım. Halbuki ayet diyor ki eğer kardeşinden nefret ediyorsan bu bir cinayettir diyor. Kürtaj olduysan bu bir cinayettir. Ben daha önce size bahsettim kendi cinayetlerimi bebeğimi nasıl bebeklerimi aldırdığımı iki tane. Bu bizim ailede nesillerden gelen bir cinayet ruhu bundan bahsettim size bizim ailem ailemizi cinayet ruhu var ve bugün Rab bütün bu lanetler tabii bu, bu ruh olduğu zaman nefret ruhu var pek çoğunuzda nefret ruhu var geçen gün bir kızdan nefret cinini çıkarttım. Bak için uğraştık ah görmeniz lazım bırakmak istemiyor o nefret ruhunu içinde nefret var annesinden babasından nefret ediyor. Annesi üvey babası tarafından taciz edilmiş ve annesi izin vermiş hiçbir şey yapmamış korumamış. İşte bütün bu nefret ruhu cinlere kapı açıyor hayatınızda. Bütün bu cinayet ruhları ben bunların hepsinden kurtuldum. Teker teker Rab uğraştı ama Rab'be gittim. Bugün eğer hayatınızda size tekrar söylüyorum böyle lanetler yaşıyorsanız bakın Veli Bey'de de var bir lanet. Bu sürekli 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 hiç durmadan usanmadan sürekli hastalık. Ve ben bugün diyorum ki Rab bu laneti ailenizden kaldırabilir. Bugün sizin hastalıktan, bugün sizin cinlerden, bugün sizin lanetlerden kurtulma gününüz olsun. Yeni bir sayfa açın. Bırakın din değiştirmeyin, din falan değiştirmeyin. İman edin doğru şeye. İman edin sizin hayatınızı düzeltecek, sizi özgür bırakacak yüce varlığa iman edin bugün. Sizden istediğim bu, sizin için istediğim bu. Kendileriyle birlikteyken onlara şu buyruğu vermişti İsa Mesih. Yeruşalim'den ayrılmayın. Babanın verdiği ve benden duyduğunuz sözün gerçekleşmesini bekleyin. Ayrılmayın, bekleyin. Rab size bir söz verdi, bekleyin. Biz beklemeyi bilmiyoruz. Beklediğimiz zaman sinirleniyoruz, öfkeleniyoruz. Öfke cinleriyle dolu pek çok insan. Bunların çıkması lazım. Görüyorsunuz süpermarketlerde orada burada insanlar böyle şey gibi, canavar gibi neredeyse dolaşıyorlar. Canavar gibi hareket ediyorlar. Şöyle bir bakıyorum bazen. Ya diyorum kim bilir kaç tane cin var bu insanın içinde. Ne biçim hareketleri, davranışları, akıllarından geçenleri. Ya size söylemem lazım ya. Bunu söyleyeceğim bir ablanız, ananız, kardeşiniz olarak söylüyorum. Bütün e, Müslüman ülkelerini aşağı yukarı televizyon programlarım var. Arapça televizyon programı var e, dublajla. Farsça var. Şimdi İndonezya yapıyoruz. Bütün e, İngilizce, Türkçe tabi biliyorsunuz bu programla. Fakat size şunu söylemek istiyorum. Suudi Arabistan'dan adam yazıyor, Afganistan'dan yazıyor. Senden nefret ediyorum, seni öldüreceğim. Bu kadar. Ya bizim Türkiye'den yazıyorlar. Bizim kendi milletimiz. Bir çirkef. Bir iğrenç sözler. Ne anamız, ne babamız, ne şuyumuz, ne çoluğumuz, ne çocuğumuz, ne isimlerle bir kadının çağrılamayacağı, söylenemeyeceği. Ya bu kadar mı biz? Affedersiniz. Adileşmişiz kardeşim. Bu kadar mı yozlaşmışız? Bu kadar mı cinlerle doluyuz? Bak söylüyorum. Da bizden daha yobaz, daha koyu Müslüman ülkelere televizyon programlarım Adam diyor senden nefret ediyor. Seni öldüreceğim. Seni keseceğim. Tamam. Ama biz bir yazıyorsunuz, bir konuşuyorsunuz. Ya Rabb'im böyle bir diyorum Rabb'im bu insanları ancak sen ıslah edebilirsin. Böyle bir çift, çirkeflik düzeyi görmedim hayatımda. Ve ben bunu size söylüyorum, kendi vatandaşlarıma söylüyorum bunu, kendi ülkeme söylüyorum. Yahu birazcık birazcık Rab sizi ihla yani düzelsin. Sizi gerçekten terbiye etsin bu kadar. Ve size şunu söyleyeyim. Konuşma biçiminizle, davranış biçiminizle, göster, imanınızın nerede olduğunu gösteriyorsunuz. Yani bu gerçekten sizin temsil ettiğiniz Allah mı? Bu çirkeflik düzeyi, bu iblis iblisçe konuşma, şeytani konuşmalar. Acaba bu sizin Allahınızdan mı geliyor bu şekilde konuşma? Bunu bir düşünün çünkü hepiniz birisini temsil ediyorsunuz, bir şeyi, bir varlığı temsil ediyorsunuz. Ama dikkat edin hangi varlığı temsil ettiğinizi. Ve ben bugün size bunu söylemek istiyorum. Bu çirkefçe konuşmayı Rab bizim ülkemizden bu çirkefliği bu adiliği alsın diye ben dua ediyorum. Çok acı bir şey ve ben size şunu söylüyorum. Sizi yargılayarak konuşmuyorum çünkü ben de böyleydim ben de böyleydim bana bir tane gösterin e, eskiden Hristiyan bir tane gösterin Ermeni bir tane gösterin Kürt şu bu ben de aynen bu çirkeflikle konuşacak kapasitede ve yaratılışta bir kişiydim ama size söylüyorum İsa Mesih'in sevgisi kalbime geldiği anda o taş kalp o iğrenç kalp o çirkef kalp değişti ve benim bugün sizin için duam bunu Rab sizin için yapsın bu çirkefliği bu pisliği, bu çamuru, kusmukluğu içinizden alsın. Ve bunun kökeni ne biliyor musunuz? Bu Allah sevgisi değil, kesinlikle değil. Eğer hangi dinde olursan olun bu hay alakası yok. Bunun kökü tamamıyla iblisin denetimi altında olmanızdan kaynaklanıyor. Tamamıyla iblisin, şeytanın, cinlerinin etkisi altında bunları yapıyorsunuz. Ve ben bugün diyorum ki Rabb'u laneti bu cinlerin etkisini... Onların kuvvetini, gücünü hayatınızdan tamamıyla kaldırsın. Çünkü siz bunu yapın, ben zaten okumuyorum. Okuyup silenler var, arada bir bakıyorum. Artık onlara da bakmıyorum. İnsan içi kararır baktığı zaman ama diyorum ki Rabbim yardım et bu insanlara. Ne haldeyiz biz bir millet olarak? Ne düzeydeyiz? Zaten seyrettiğiniz şeylere bakın, dizilere bakın. Seni asla affetmeyeceğim. Bunun hesabını vereceksin. Böyle yapacaksın. Bu sana böyle olacak. Senin başına bu bela gelecek. Hep böyle konuşmalar. İnanın bu bakıyorum başka ülkelere bizden daha koyu, daha artık hiç gözleri bile gözükmeyen kadınların dolaştıkları simsiyah, kapkara dolaştıkları ülkelere bakıyorum. Oradan böyle yazı al ve onlardan Türkiye'den aldığımın en azından 10 katı yazı alıyorum. Ve onlardan böyle yazı almıyorum. Fakat biz de bir böyle gerçekten cinli bir memleketiz biz. Bunların bütün bu şeytanın oyunlarından temizlenmemiz lazım. Ve burada bunu anlatıyor. Şeytanın ruhuna karşı kutsal ruhun gücünü anlatıyor zaten bu ayetlerde. Ve çok önemli bizim bu ayetleri okuyup anlamamız ve İsa Mesih'ten değişme gücünü istememiz. Çünkü değişme gücü maalesef Maalesef bizde yok. Başka arayan bir izleyicim var. Alo. Alo buyurun. Alo merhaba. Merhaba, merhaba Eşik abla. Merhaba nasılsınız? Kolay gelsin. Siz nasılsınız? Ben iyiyim. Teşekkürler ben de iyiyim. Buyurun. Ee, eşik abla ben Ali İranlıyım zaten. Ah çok sevindim. Ee, <laughs> Türkiye'den yaşıyorum. Çok güzel. Ee, sizin programı baktım. Ee, dedim bir konuşacağım size. Aa. Ben ve benim eşim sekiz ay gözaltından bize yakalandı Biz seri Evet. Türkiye'den. Hı. Ve çok kutu kötü oldu bize. Evet. Senin programı baktım. çok beğendim. Hayır canım. bizim tanesi size bereket veriyorlar. Amin. Ee, çok teşekkür ederim her şeyden. Ee, onun için aradım. Ee, başka arkadaşlara kara, konuşacağım. Ee, iman i̇man çok önemli yani. Amin. Amin. Yani 8 ay biz e, ben ve benim eşim e, kaldım e, oradan cezaevinde. Evet. Çok kötü olmuş ama her dakika e, e, bizim Tanrı İsa Mesih her evet. zaman bizim yanında var yani. Amin, amin, amin. Yani onun için aradım, herkese söyleyeceğim. Evet. Çok hayattan çok zor geliyor bazen. Evet. Ama lazım sabır çok lazım. Sabır çok önemli evet. değerli Ali evet. kardeşim. Rabbin sözü diyor ki. Ne mutlu benim adıma zulm görenlere, zulmedilenlere. Ne mutlu evet. düşünebiliyor musun? Sen evet. İsa Mesih'in adıyla e, tamamıyla çok büyük acılar çektin. Eşinle beraber evet. cezaevine girdin. Düşünebiliyor musun? İmanından evet. ötürü. Evet. Nasıl, nasıl bir olay bu değil mi? Dünya nefret ediyor. Dünya nefret evet. ediyor. Evet. Oradan çok her şey kutu. Her şey zor. Ee, bizden her şey başka dinler var. Yani Hristiyan çok az. Hı -hı. Ama uh, ben size bir şey söyleyeceğim. Bir Hı -hı. Iyi, iyi haber vereceğim. O 8 ay ki biz Hı -hı. buradan kaldık. E, 7 kişi kendiniz kalbinizde bizim Tanrı'ya verdiler. Amin. Amin. Haleluya. <laughs> Görüyor musun? Demek <gülüyor> ki <gülüyor> Rab seni o cezaevine bir görevle atamış. göreve atamış seni evet, cezaevine. <laughs> ve ve Pavlus <laughs> Pavlus ne diyor? Benim zincirlerimden dolayı benden utanmayın diyor. Çünkü ondan aynen, utananlar aynen. var. Aynen, e, değil mi? Cezaevine girmek son derece insan için alçak alçaltıcı bir olay olmasına rağmen dünyanın gözünde ama aynen. bizim için mutluluk verici bir olay çünkü biz İsa Mesih'in adıyla adından dolayı acı çekmiş oluyoruz. Aynen, ve ben aynen, doğru, aynen. ve ben bugün senin için, eşin için ve ailen için Pavlus'un Ruhan ruhta olan gücünü istiyorum senin için. Amin. Amin. Pavlus'un gücü, am Pavlus'ta olan kutsal ruhun iki katı sizin üzerinize gelsin İsa Mesih'in am adıyla. Amin. Ben en son bir şey söyleyeceğim Tabii. size. Ee, İngilizce diyor siz de iyi biliyorsunuz. Ee, e, iyi haber boy, yani bu iyi haberdi ki bizim Tanrı İsa Mesih hala yaşıyor yani. Amin. Amin. <laughs> Çok <Evet>. önemli bu. <laughs> evet. O hala yaşıyor ve biz yaşayan bir Tanrının hizmetkarlarıyız. Haleluya. Ne Halleluya. mutlu bize Çok memnun oldum. Bak Ali ben kardeşim, biz hiç yüz yüze tanışmadık ama bir gün Rabbin huzurunda beraber ona övgüler, ilahiler söyleyeceğiz abi, seninle beraber. El ele çok tutuşacağız. <laughs> Haleluya. <laughs> <Halleluya. Damn, ben gülüyor> yücelik. Çok teşekkür ederim aradığın için. Ederim. Ben de çok teşekkür ederim. verdiğin çok teşekkür ederim. Rica ederim canım. Aa, <laughs> sulu gözlü, sulu gözlü ışık. Aa, tamam bir ara alıyoruz. Aradan sonra ben e, makyajı tazelesinler gözyaşlarım da. <laughs> Aradan sonra görüşmek üzere Rab'de. Sen kalın benden ayrılmayın. Karanlığı dağıtıyor, ışığıyla parlatıyor. Karanlığı dağıtıyor, ışığıyla parlatıyor. Huzur yaşantı veriyor, kurtarıcı İsa Mesih. Huzur yaşantı veriyor, kurtarıcı İsa Mesih. O seni de çok seviyor Sevgisiyle kucaklıyor O seni de çok seviyor Sevgisiyle kucaklıyor Huzur yaşantı veriyor Kurtarıcı İsa Mesih

dostlarım. Tekrar beraberiz. Şimdi bir arayan izleyicim var. Kendisine bağlanıyoruz. Alo. İyi akşamlar Işık abla. İyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, Işık abla. Sizler nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Sevindim. Rabbim bereketlesin. Amin. Amin. Sizi de bizimle ne paylaşmak Amin. istiyorsunuz bu akşam? İstik abla, e, biz e, iman ederek eşimle birlikte bir yıl oldu. Siz vesile oldunuz buna. Aa. Çok teşekkür ederim. Abileri tanıştırdığınız bizi e, tanıştırdığınız için. Aa, lütfen e, lütfen lütfen söyleyin göstereyim. nasıl oldu, nasıl iman ettiniz? E, biz Kanada'ya hayatı izlerken yardım e, istedik, döküman istedik. Bu konuda sana mail atmıştım. Ben evet. e, o konuda sizden e, yönlendirme maili geldi. Ankara kurtuluş Korsan İşleri arkadaşlar arkadaşlarla buluştuk. Evet. E, daha sonra işte bir yıldır e, imanlıyız. Çok sevindim. Rabbim çok sizi bereketlesin. Rabbim bebekleri. Sizlerde de için teşekkür ederim. Buyurun. E, ne payla başka paylaşacağız ya da istediğiniz bir dua var mı bizden, benden? Sizden e, oğlum ve gelinin e, çocukları olmuyor. Yedi yıldır tedavi görmeye başladılar. Evet. Ee, çok yakın tarihte ameliyat olacaklar. Evet. Ee, yaşamlarına Rabbim insanın dokunmasını istiyorum. Amin. Amin. Ee, sağlıklı bir şekilde e, ameliyatları sağlıklı geçsin. Evet. Şu anda o ben bu desteklerde yerlerine gelsin Rabbim inşallah. E, yardımcılar olsun. Sizlerden dua istiyoruz. Tabii zaman. tabii. Şu anda beraber dua edelim sizinle. E, eşiniz yanınızda mı? Eşim yanımda İnce Hanım. Tamam beraber İnce Hanım'la beraber dua edelim. Ee, Rabbin önüne koyalım bu isteğinizi. Ve Rabbim bugün e, hem sizin evlatlarınız için size e, torunlar versin diye dua edeceğim. Hem de ekranları başında biraz önce ara aldığımızı düşünüyordum. Ekranları başında bu programı seyredip sürekli düşük yapan, sürekli bebek kaybeden izleyicilerim var. Onlar için de dua etmek istiyorum bu vesileyle. Bu tamamıyla Rab'den oldu sizin aramanız. Aa, şu anda Yüce Rabbim sana geldik senin huzuruna geliyoruz İsa Mesih ve sana yalvarıyoruz ya Rabbim biliyoruz ki bu mucizevi güç sende var. Öncelikle bu değerli kardeşimin ve eşi İnci Hanım'ın evlatlarının bu ameliyatın son derece başarılı geçmesi için senin kutsal ruhunda e, doktorların elini yönetmen ve tamamıyla A'dan Z'ye her şeyi, her şeyi kutsal ruhunun e liderliğinde öncülüğünde tamamıyla düzeltmen için ne eksikse neyin iyileşmesi gerekiyorsa şifa alması gerekiyorsa sağlıklı bebek sahibi olabilmeleri için bunu yapmanı senden istiyoruz diliyoruz ya Rabbim şu anda tamam. ya Rabbim e, sen ne engelliyorsa bütün bu engelleri kaldır bebek sahibi ol, 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 olamadıkları için ne engel varsa bu engeli kaldırman için dua ediyorum şu anda olur, olur. aynı zamanda bütün ekranları başında bebek sahibi olamayan ve sürekli düşük yapan e, bayanlar için dua ediyorum tamamıyla Rabbim onlara şifa versin ve bugünden olur. itibaren bakın 3 ay içinde hepinizden e, mektup almak istiyorum hepinizden Rabb'e övgüler olsun diye tanıklık duymak istiyorum hamile olduğunuza dahil Lütfen tamam. bana haber verin ve ben İsa Mesih'in diri adıyla onun kanının altında kaplıyorum. Lütfen ya Rabbim aynı zamanda e, bu değerli kardeşimin e, ailesinin kalbine dokun, çocuklarının kalbine dokun. Tamamıyla sana iman etsinler, tamamıyla senin yolunda tamam. yürüsünler. Senden bunu istiyoruz bu akşam. Bu çok önemli ya Rabbim. Hem bebek gelsin, hem de onlar ruhta senin bebeğin olsunlar. Yeniden tamam. de olsunlar. İsa Mesih'in tamam. diri adıyla dua ediyorum. Çok teşekkür ederim aradığınız tamam. için. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hoşça kalın. Hoşça Bay bay. Rabbe şükürler olsun. Devam ediyoruz. Diyor ki İsa Mesih Yahya suyla vaftis etti. Ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftis olacaksınız. Yahya suyla vaftis etti. Su, su vaftisi çok önemli. Çünkü su vaftisi olduğunuz zaman özellikle e, yeni İsa Mesih imanlısı olan e, kardeşlerime sesleniyorum buradan. E, su vaftisi şöyle önemli. O sizi kurtarmıyor su vaftisi. Su vaftisi oldunuz diye e, işte ölümden kurtulacaksınız, Rabbin huzuruna gideceksiniz diye bir şey yok. Ama su vaftisi olduğunuz anda suyun içine girerek eski benliğiniz, eski siz giriyorsunuz suyun içine ve yeni siz olarak çıkıyorsunuz. Yeniden doğmanızın sembolü bu. Bu neden önemli? Çünkü bunu insanların önünde yapmanız gerekiyor ve insanların önünde yaptığınız zaman tanıklığınızı veriyorsunuz. İsa Mesih'e iman ettiğinizin bir simgesi bu, bir belirtisi. İmanla imanınızın bir göstergesi bu. Şunu diyorsunuz. Utanmıyorum. İsa Mesih'in öğrencisi olmaktan. İsa Mesih diyor ki, beni başkalarının önünde kabul edeni ben de babamın önünde kabul edeceğim. Beni başkalarının, insanların önünde kabul etmeyeni ben de babamın önünde kabul etmeyeceğim. Belki bugün bu sözlerim size konuşuyor çünkü siz İsa Mesih'e in inanlısısınız ama kimse bilmiyor sizin onda iman ettiğinizi. Neden? Korkuyorsunuz. Çok iyi hak veriyorum. Ben de bu dönemleri geçirdim. Ee, ve korkuyorsunuz neden? Kınanmaktan korkuyorsunuz. İnsanlar size baskı yapacaklar, çevrenizdeki insanlar. Bundan onun için söyleyemiyorsunuz. Fakat bunu Rab sağlayacak hayatınızda ve siz e, su vaftisi olacaksınız. Diyeceksiniz ki umurumda bile değil. Ne söylerse söylesin. Böyle bir şarkı var. Ya aslında bu şarkı ilahi Afrika'dan geliyor. Kimse takip etmese bile, kimse gitmese bile İsa Mesih'i takip ederim. Bütün dünya karşıma karşı çıksa dahi. Tek başıma bir tek ben olarak İsa Mesih'i takip ediyor dahi olsam onu takip etmekten asla vazgeçme. Bunun için ben bugün sizin için dua ediyorum. Rab sizi yüreklendirsin. Ama burada şöyle söylüyor. Şimdi su vaftizi oldunuz. Tamam bunun bir değeri var. Önemli. Çünkü Rab'be diyorsunuz ki insanların önünde herkes bilsin. Senin çocuğun olduğumu Göksel Baba. İsa Mesih'in sayesinde Rab'bin kızı olduğumu, Rab'bin oğlu olduğumu herkes bilsin. Korkmuyorum. İlan ediyorum. Sonu ölüm olsa bile, sonu cezaevi olsa bile, sonu şu olsa bile herkesin önünde Rabb'in ismini söylemekten, Rabb'imin ismini söylemekten utanmıyorum. Bir de bundan sonra başka daha önemlisi başka bir olay var. Kutsal ruhun vaftiz etmesi. Kutsal ruh da diyor sizi vaftiz edecek. Ne demek? Nasıl su vaftizi olduğunuz zaman ne oluyorsunuz? Suya batırılıp, çıkartıyorsunuz pastörünüz geliyor ya da kilise önderiniz lideriniz geliyor değil mi? Diyorsunuz ki ben İsa Mesih'i kalbime davet ettim, tövbe ettim, onun yolunda yürümeye karar verdim. Su vaftizi olmak istiyorum. Bunu söylemeniz lazım kilise önderinize gidip. Kilise önderiniz de o zaman kilise halkını topluyor ve onların önünde sizi vaftiz ediyor. Nasıl bilmiyorum her kilisenin e, vaftiz etme şekli farklı olabilir. Ama biz topluluğumuzda yaptığımız budur. Ee, onu, bize gelip iman ettiğini ve herkesin önünde söyleyene, tanıklığını verene, İsa Mesih'in yolunda yürüyeceğim diyene, tövbe edene hemen su vaftizi. Şimdi kutsal ruhun vaftiz etmesi ne demek? Bu çok büyük bir şey. Çok büyük bir şey. Ve bunun sırası yok çünkü biraz sonra göreceğiz. Başka programlarımızda başka ayetlerden göreceğiz. Önce kutsal ruhun vaftis ettikleri var. Ondan sonra diyorlar ki bunları kim tutabilir suyla vaftis olmaktan? Yani kutsal ruhun tamamıyla kutsal ruh vaftis ettiği zaman ne oluyor? Bu çok önemli. Çok önemli. Düşünün bir kere. Yeri göğü yaradanın ve her yerde olanın ruhunu düşünün. Onun gücünü düşünebiliyor musunuz? Bütün dünyadaki atom bombalarını bir araya getirseniz, bütün dünyadaki nükleer silahları bir araya getirseniz, bütün dünyadaki işte e, Kuzey Kore, düşünün İran, şu, bu, bütün Amerika, bütün dünyadaki tankları, silahları bir araya getirseniz. Hepsini düşünün. İnsanlar korkuyorlar nükleer savaş olacak, 3. Dünya Savaşı olacak. Rabbin gücü, Rabbin gücü bütün o silahlardan daha güçlü, daha büyük. Düşünün güneşi, ayı, yıldızı her şeyi yaradan Rab. Bütün o nükleer silahlardan atom bombasını düşünün daha güçlü. O bir eliyle dur dediği zaman bir eliyle şöyle yaptığı zaman bütün o silahlar tamamıyla patır 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 yağmur gibi yere dökülür. Hiçbir e, gücü olmaz o silahların. İşte kutsal ruh o kadar güçlü ki bu Tanrı'nın her şeyi yaradan her yerde her an her zaman olan ruhu düşünün. Siz şimdi suya giriyorsunuz nasıl çıkıyorsunuz? Aynı şekilde ruh üzerinize geliyor tamamıyla ve üzerinize sadece gelmiyor. Sizi dolduruyor. O ruhla doluyorsunuz. Düşünebiliyor musunuz böyle bir güçlü yaşamı? Şimdi şunu söylemek istiyorum. Pek çok insan kutsal ruhla dolu olduğunu zannediyor ve dolu değiller. Ve bir kere vaftis olduktan sonra kutsal ruhla bu demek değil ki tamam oldu bitti. Oldu da bitti maşallah böyle bir şey yok. Bir kere kutsal ruhla vaftiz olduktan sonra sürekli kutsal ruhla dolmak isteyeceksiniz. Sürekli kutsal ruhun sizi doldurması için duaya gireceksiniz. İsteyeceksiniz bunu Rab'den. Beni doldur Rabbim. Ben bunu istiyorum. Sürekli istiyorum Rab'den. Programdan önce istiyorum, programdan sonra istiyorum. Yarın sabah isteyeceğim, bu akşam isteyeceğim. Rabbim beni kutsal ruhunla doldur. Ama vaftizin şöyle bir olayı var. Vaftiz olayı tamamıyla kutsal ruhun varlığını... Her hücrenizde, her benliğinizin her köşesiyle varlığınızı hissetmeniz çok önemli. Kutsal ruhla vaftiz olmanız çok önemli ve bu vaftiz size güç verecek. Belki bugüne kadar e, bu hayatı Hristiyan kelimesini kullanmak istemiyorum dikkat ederseniz. Çünkü Din olayına giriyorsunuz futbol takımı gibi. Bunu kullanmak istiyorsunuz. Kullandığım söz şu, İsa Mesih'in öğrencisi, İsa Mesih'in takipçisi, kralın kızı, yaradanın kızı, yaradanın oğlu. Bu çok daha önemli bir etiketten, bir sıfattan isminizin başına. Çünkü önemli değil hangi, din, din olayı önemli değil. Önemli olan hayatınızda Tanrı'nın etkin gücünün olması. Bu etkin gücün olabilmesi için de kutsal ruhla vaftiz olmanız gerekiyor. Çok çok önemli. Petrus, Yuhanna, bütün İsa Mesih'in öğrencileri İsa Mesih göğe alınmadan önce İsa Mesih'e inanıyorlardı. İsa Mesih'in Tanrı'nın oğlu olduğuna inanıyorlardı. İçlerinde bir tane ihanet edenin dışında. Fakat kutsal ruhla vahdis olduktan sonra bu vaftiz kelimesinin vaftiz anlamı tamamıyla batıp çıkmak, tamamıyla iki tamamıyla kaplanmak anlamına geliyor Grekçede. Bunu olduktan sonra bunun verdiği güç bambaşka bir güç. Ve bugün pek çok kişi daha sonra konuşacağım hemen oraya geçmeyeyim o zaman. Yahya suyla vaftiz etti. Suyla vaftiz oldunuz. Ama sizler birkaç güne kadar kutsal ruhla vaftiz edileceksiniz. Çok önemli. Eğer bugün İsa Mesih imanlısıysanız ve bu vaftisin ne olduğunu bilmiyorsanız, bunu tatmadıysanız, bu güç üzerinize gelmediyse ben şu anda sizin için dua etmek istiyorum. Hiçbir şekilde bu şur şöyle öğreti, böyle öğreti, şunun denominasyonu, bu kilise bunu öyle, Hayır, bu Rabbin sözü ve bugün o söze itaat etmeniz lazım. Ruhta güçle yaşamanız için. Ve ben sizin için ellerinizi benimle beraber kaldırın televizyon, şu anda dua ediyorum İsa Mesih'in diri adıyla. Rabbim ekranları başında senin Yaradan'ın kutsal ruhunu tamamıyla onların doldurmasını, donatmasını, vaftiz etmesini isteyen izleyicilerime dokun şu anda diye dua ediyorum. Baştan aşağı sanki bir düden şelalesi gibi ruhunla onları yıka. Bütün gücün onları doldursun. Donatsın. Her hücrelerinde şu anda kutsal ruhun varlığını hissesinler. Daha önce hiç hissetmedikleri gibi. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. Elçiler bir araya geldiklerinde İsa'ya şunu sordular. Ya Rab İsrail'e egemenliğini şimdi mi geri vereceksin? Çocuk gibiler. Sürekli sorduk. İsa onlara, "Babanın kendi yetkisiyle belirlemiş olduğu zamanları ve tarihleri bilmenize gerek yok." karşılığını verdi. Şimdi buraya çok dikkat edin. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de, bütün Yahudiye, Samiriye'de ve dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. Ama kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız ve dünyanın her yerinde benim tanıklarım olacaksınız. Her yerinde. Tabii bugün bu tanık kelimesi ne demek? Ne diyor herkes? Misyoner diyor. Misyoner diye bir kelime yok İncil'de. Kutsal kitapta misyoner diye bir kelime yok. Tanıklarım olacaksınız. Ne demek tanık ne demek? İnsanlara tanık tanık olmak bir kere bunu yanlış anlıyorsunuz pek çoğunuz. İsa Mesih'in öğrencileri de bunu yanlış anlıyorlar. Tanık olduğunuz zaman sadece söz değil bu. Laf salatası değil. İsa Mesih Rab'dir. İsa Mesih kurtarıcıdır. Hayır eğer onun için mesedilmişseniz tabii ki onun bir gücü var. Ama tanık olmak bakın sizi bulunduğunuz kutudan dışarıya çıkartmak istiyorum. Tanık Tanıklık sadece sözle edilen bir tanıklık değildir. Davranışlarınızla Rabbin kutsal gücünün etkinliğinin üzerinde olmasıyla yaptığınız İsa Mesih'in adıyla sizin eliniz, sizin hayatınız aracılığıyla ortaya çıkan mucizelerle insanların çevrenizde hayatınızın değişmesi, insanların hayatının değişmesiyle bunun bir delili var. Kutsal ruhla vaftiz olduğunuz zaman güç geliyor üzerinize. O güç geldiği zaman ve o üzerinize gelen güç belki sizin işte falcılıkla bilmem neyle yaptığınız büyülerle üzerinize gelen güçten çok farklı. Bakın ne diyorum isim ne? Kutsal, kutsal ruh. Bir ruh gelmiyor. Herhangi bir ruh değil bu. Kutsal ruh. Kutsal ruh çok önemli. Hangi ruhu istediğiniz çok önemli. Bazen bazı olaylar görüyorum. Bazı kiliselerle bazı yerlerde insanlar pek çok şey yapıyorlar. Fakat Rab bana hemen içimdeki o, e, Rab'bin sesini hemen hissediyorum. Çünkü istediğim oydu. Anlayış ver bana. Ruhların arasındaki farkı göreyim. Hangi ruhun hangi ruh olduğunu yaptırdığını göreyim. O kutsal ruhun etkisinde yapılan işle hep dikkat ediyorum. Başka ruhların etkisinde yapılan işler çok farklı. Son derece büyük fark var arada. Kutsal, bakın size aradaki farkı söyleyeyim. Kutsal ruhun etkinliğinde yapılan her iş, her ortaya çıkan mucize, her, her türlü gördüğünüz belirti kutsal ruhtan İsa Mesih'i yüceltir. İsa Mesih'in adını yüceltmeyen, her ruh kutsal ruhtan değildir, kesinlikle. İkincisi de topluluğu güçlendirir. Topluluğu ruh, ruhta gü güçlendirir. Yani Rabbi iş yaptığı zaman, bir mucize gösterdiği zaman, kutsal ruhun etkinliğini gösterdiği zaman bunun sebebi var. Siz ve ben sebepsiz iş yaparız. Laf salatası söyleriz. Ben de boşu boşuna konuştuğum, söylediğim, güldüğüm, saçma sapan e, konuştuğum zamanlar oluyor. Fakat Rab bir şey yaptığı zaman bu Rab, Rabbimiz bizi yaradan mutlaka bir sebeple yapar. Sebepsiz hiçbir şey yapmaz. Laf olsun diye, dalga olsun diye sizi, beni, onu, şunu eğlendirmek için bir tiyatro yapmaz Rab. Rab bir şey yaptığı zaman kesinlikle onun ismini övgü gelecek. En önemlisi bu. Rab yüceltilecek yaptığı işte. İkincisi insanlar ruhta, insanlar imanda, sevgide güçlenecekler. imanlarında güçlenecekler. O işi gördükleri zaman. Demek ki bir iki faydası var ama en sonunda olacak her şey Rabb'i Rabbi yüceltmek için olacak. Sizi kendinizi eğlendirmek için olacak bir olay değil. Ve bunu anladığımız zaman her zaman Rabb'i yüceltmeyi istediğimiz anda aslında hayatımıza daha çok kutsal ruhun etkinliği oluyor. Bu çok önemli. Ve ben bugün size diyorum ki kutsal ruhu isteyin. Kutsal ruhun vaftiz etmesini isteyin. Deyin ki emin olun hangi ruhu istediğinizden. Rabbim senin ruhunun, beni Yaradan'ın ruhunun, kutsal ruhunun beni vaftiz etmesini istiyorum. Bu çok önemli. Ve diyor ki burada... Kutsal ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Yeruşalim'de bütün Yahudiye ve Samiriye'de dünyanın dört bucağında benim tanıklarım olacaksınız. İşte tanık şu. Markos 16 15'ten 20'ye kadar. Tanığın yapacağı işler bunlar. İsa onlara şöyle buyurdu. Dünyanın her yanına gidin. Müjdeyi bütün insanlara duyurun. Müjde nedir? İsa Mesih kurtarıcıdır. Tövbe et, kalbine İsa Mesih'i davet et, sonsuz yaşama sahip olacaksın. Cehenneme gitmeyeceksin. Rabbin yargısında yargısı gelecek çünkü. Onun yargısında yargılanmayacaksın. Yaptığın pisliklerden dolayı, yaptığın çirkefliklerden dolayı, işlediğin günahlardan dolayı. Müjde bu. Müjde Rab seni seviyor. Tanrı sevgidir. Bu müjde güzel bir haber. Öcü bir Allah'a tapmıyorsun. Müjde bu. Rab iyidir. Rab güzeldir. Rab sevgidir. Onun senin için planları var. Bu çok güzel. Ama burada devam ediyor. İnsanlara bütün bu müjdeyi duyurum, bitmiyor ki burada. İman edip vaftis olan kurtulacak, İman etmeyen ise hüküm giyecek. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır. Bakın, iman edilenler sadece pastör değil, iman edenlerin göstereceği belirtiler bunlar. Dikkat etmenizi bazı insanlar diyor, al bunlar pastörlerin, kilise liderlerinin, şunların işte çok büyük e, ruhani olarak. Hayır. İman edilen edenlerle birlikte görülecek belirtiler benim adımdan cinleri kovacaklar. Hayatınıza bir bakın. Belki bugün kendi cinlerinizi kovmanız gerekiyor. Kendi cinlerinizi kovabilirsiniz İsa Mesih'in adıyla. Önce kabul edin olduğunu, sonra tövbe edin, sonra kovun İsa Mesih'in adıyla ve İsa Mesih'in ismiyle ve onun kanıyla kaplayın kendinizi. Bunu yapabilirsiniz. Kendi kendinizden cinleri kovabilirsiniz. İsa Mesih'in adıyla. İsa Mesih'te imanlı olmanız gerekiyor bunu yapmanız için. Beni çok iyi dinleyin. İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır. Benim adımla cinleri kovacaklar. Yeni dillerle konuşacaklar. Yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek. Var mı bunlar hayatınızda? O zaman tanıksınız. Eğer yoksa kutsal ruhun vaftis etmesine ihtiyacınız var. Rab İsa onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı. Çok önemli. 1. Korintiller 4.20 şöyle söylüyor. Çünkü Tanrı'nın egemenliği lafta söz veya konuşmak değildir. Güçtür. 1. Korintliler 4.20 Tanrı'nın egemenliği laf değil, laf salatası değil, güçtür. Sadece konuşmak değil. Ben şu anda size sesleniyorum. İyileşin şifanızı alın. Ve yazıyorsunuz şifamı aldım, kanserdim iyileşti, şu oldu. Şifanızı alın. Sadece laf salatası değil. Ve başka bir ayet size söylemek istediğim. 1. Korintiler 2, 4 ve 5. ayet şöyle söylüyor. Sözüm ve bildirim insan bilgili, bilgeliğine ikna edici sözlere bağlı değildir. Ruhun kanıtlayıcı gücüne dayanıyor. Öyle ki imanınız insan bilgeliğine değil, Tanrı gücüne dayansın. Demek ki benim bu söylediklerime bütün bu anlattıklarıma değil, Tanrı'nın gücüne dayansın. Hayatınızda Tanrı'nın etkinliği olsun. Bugün ben sizin için Rab'den bereket istiyorum. Ben bugün sizin için Rab'den, bizi yaradandan, seni ve beni yaradandan onun sevgisini kalbine koymasını istiyorum. Onu kalbine davet. Gel, İsa Mesih kalbimde yaşa. Davet ku, davet et kutsal ruhu seni vaftiz etmesini iste. Bir dahaki programımda devam edeceğiz. Çünkü sizin bundan sonra itile dürtüle değil, Rab'bin gücüyle dolu bir hayat yaşamanızı istiyorum. Bunu Rab de istiyor. Bir dahaki programıma kadar hoşça kalın, esen kalın. Güçlü olun. Güçlü Rab'de güçlü olun. Haleluya.